Günaydın. Herkese iyi haftalar. Cuma günü, aslında Perşembe günü bir toparlanma geldi Amerikan endekslerine. Cuma günü de bu toparlanmanın devam ettiğini görüyoruz. Aslında isterseniz vadeli açısından baktığımızda kritik bir seviyedeyiz. Yani toparlanmanın tepki yükselişinden öteye geçmesi, gerçek anlamda bir toparlanma olması için bence bu seviyelerin aşılması lazım. Cuma günü bir test edildiğini gördük ama ardından geriye düştü. Şu anda da 2390'lar civarı bir direnç var. Dolayısıyla bu seviyelerin üzerine atmayı başarırsa eğer kuvvetli olduğunu kabul etmemiz gerekecek. Şurada da görüyorsunuz Perşembe günü daha düşük seviyeler görünmesine rağmen önceki satış seviyesinin üzerinde kapattık. Ardından da 50 günlük ortalamanın üzerine gittik. Cash endekslere de baktığımızda benzer bir durum söz konusu. Dow Jones tarafında da 50 günlük ortalamanın üzerindeyiz. Ama açıkçası birkaç nokta beni rahatsız ediyor. Birincisi çok fazla boşluk vererek yukarıya ve aşağıya doğru hareketler olmaya başladı. Bu rahatsızlık verici bir durum. İkincisi Nasdaq evet iyi dayanıyor ama Nasdaq'ın dışındaki endekslere baktığımızda artık bir yorgunluk olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla biraz daha net bir yukarı görmeden Perşembe Cuma hareketinin tam anlamıyla bir toparlanma olduğunu söylemek için bence erken. O açıdan bir %1'lik harekete daha ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Hafta sonunda tabii önemli bazı gelişmeler oldu. Bir tanesi Trump'ın Suudi Arabistan'la giriştiği, bir kısmı aslında Obama döneminden kalan ve ağırlıklı silah anlaşması üzerinden, ticaret diyelim anlaşması. Diğeri Ruhani'nin İran seçimlerini kazanması ki zaten bu ağırlıklı olarak beklediğimiz bir durum. Suudi Arabistan'dan gelen OPEC toplantısı artık anlaşıldı, üzerinde 9 aylık bir kısıntı devamı gelecek açıklaması. Bunların hepsi bu sabah zaten ufak ufak fiyatlanan gelişmeler. İsterseniz Asya'daki fiyatlamaya bir bakıp doğrudan paritelere geçelim. Dediğim gibi ben endeks tarafında biraz hala temkinli olma taraftarıyım. Asya'da da yukarı hareket çok kuvvetli olmasa da yavaş yavaş devam ediyor. Şimdi Euro tarafında 1.10'un kırılmasıyla beraber ki bu seviyelerin kırılması Trump'tan ziyade Macron'dan ziyade Trump'la beraber oldu. Bu seviyenin kırılmasıyla beraber yukarıya doğru hareketin devam ettiğini görüyoruz. Şurada gördüğümüz biraz da duygusal bir tavan diyebileceğimiz seçim hareketiyle yaşanan sert yukarı hareket var. 1.13'ler civarı, 1.12.70 civarı euro açısından bundan sonraki hedef olacaktır. Buradaki havanın nasıl döndüğünü sabah piyasa mailimde paylaşmıştım. Uzun süre sonra haftalık bazda baktığımızda ki günlükte bakarsak sadece 2 günlük bir artış var. 2009'dan bu yana görüyorsunuz ilk kez risk reversal opsiyonlarda artı bir kapanış gördük. Yani call opsiyonları putlardan daha pahalı olarak fiyatlanmaya başlandı uzun süre sonra. Piyasanın konumlanmasına baktığımızda burada da aşırı diyebileceğimiz bir long söz konusu değil. Görüyorsunuz evet 37 binlere gelmiş durumdayız ama tarihi ortalamalara baktığımızda zaten bu civarlarda bulunuyor. Dolayısıyla euronun daha da yukarıya gitmesi, pozisyonların daha da arttırılması söz konusu olabilir ki kısa vadede de aslında piyasa Fed'in faiz arttırımını fazla önemsemeyecektir. Fed'in etkin olması için 2018 ile ilgili beklentilerini değiştirmesi lazım, yukarı yönde çekmesi lazım. Yoksa ECB toplantısı çok daha net, daha kuvvetli fiyatlanma potansiyeli olan her iki yöne de, yani ECB herhangi bir değişik gitmez, bunu Eylül ayına bırakırsa da euro açısından sert aşağıya olacak veya stratejimizi değiştiriyoruz, bu işi bu sene bitirdik, bundan sonra şu 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 adımlarla da bu verdiğimiz likiditeyi geriye çekeceğiz açıklaması yaparsa da daha sert bir şekilde Fed'den fiyatlanacaktır. Benim kaygım ne burada? Kısa vadede diyecek bir şey yok. Kısa vadede bir onun üzerinde tutunmaya başardığı sürece bir euro momentumu olduğu kesin. Benim kaygım biraz daha orta vadeli baktığımızda
baktığımızda hala ciddi problemlerin devam ediyor olması. Yani bir borçluluk ki Bank of Spain %100'ü geçtiğini burada anlattı. %132. Burada biraz faiz dışı fazla avantajı var, onu söylemek lazım. Portekiz'de benzer bir yükseliş var. Yunanistan'da çok fazla değişmiş değil. Bu dinamikleri göz önüne aldığımızda ECB'nin aradan çekilmesi ile nasıl bir gelişme olacak 10 yıllıklarda veya borçlanma dinamiklerinde, bunu açıkçası görmemiz lazım. Evet, şurada görüyorsunuz, Portekiz'de bir daha kaliteli diyebileceğimiz Portekiz ve İspanya'da nihayet büyümeler var, ama örneğin İtalya'da böyle bir durum söz konusu değil. Mantıklı, kuvvetli bir CPI'de söz konusu değil. Dolayısıyla ECB'nin aradan çekilmesiyle beraber eğer 10 yıllık hareketlerde, borçlanmalarda yukarıya doğru bir gelişme olursa, ki bunun şu dinamiği de öne sürebilirsiniz. Yani zaten çok yüksek bir enflasyon yok. Aynı zamanda demografik büyüme zayıf. Neden yukarıya doğru gitsin? Bu da bir argüman. Daha sonra detaylı tartışırız bunu, ama buralarda önemli bir kıpırdanma olma durumu açıkçası resmi değiştirecektir. Yani daha önce hep söylediğim bir slogan vardı. Bugünün kuvvetli eurosu, yarının zayıf eurosu diye. Bu gelişmenin hala ben geçerli olduğunu düşünüyorum. Şurada görüyorsunuz, neredeyse 4.5'lara gelmiştik. Böyle bir geri dönüş tekrar çok olumlu olmayacaktır. Ama kısa vade baktığımızda piyasa ECB'nin adımını da pozitif okuduğu için gelişmeler euro pozitif diyebiliriz. Japonya'ya baktığımızda orada da bahsettiğim 111.70'li seviyelerin kırıldığını gördük. Cuma günü, perşembe günü özellikle Brezilya'dan da gelen gelişmelerle, ama daha sonra o seviyelerin etrafında dolaştığımızı görüyoruz. Dolayısıyla bu seviyenin üzerine çıkmamız durumunda oldukça pozitif olacaktır, ki bu aslında S&P piyasasıyla beraber yaşanacak olan bir gelişme. Yani eğer S&P bu seviyelerin üzerine atmayı başarırsa, ki ben %49 ihtimal veriyorum, hala çok emin değilim, o zaman Japon yeninde de 111.70'lerin üzerine doğru bir hareket göreceğiz. Benim genel düşüncem, burada da yavaş yavaş oluşmaya başladı, omuz başı omuz mu dersiniz, bir taban vesaire, dolardaki hareketin hala bitmediği yönünde, ama bunun ertelenmesi, yani euroda daha kuvvetli bir kısa vadeli yukarı hareket görmemiz mümkün olduğundan temkinli davranmakta para birimlerinde fayda var diye düşünüyorum. Pound tarafına da bir göz atalım. Açıkçası pound'da güzel bir yukarı hareket oldu. Burada da büyük ölçüde pozisyonların bir tarafa yığılmış olmasından faydalandık diye düşünüyorum. Şimdi 28.30'ların aşılması veya 28.50 bu seviyelerin aşılmasıyla beraber yeni bir bant oluştu. Burası da işte 1.33.50'ler aralığı diyebiliriz. Ama bu seviyelerden sonra artık kuvvetlenmiş olan pound'un faydadan ziyade zarar getirmeye başlayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla İngiltere Merkez Bankası'nın da gelişmelere biraz daha temkinli olarak yaklaşmasını bekliyorum. Şurada eğer pozisyonlanmaya bakarsak da, sene başında ortasına kadar, hatta şuradaki Mart'ın ortasına kadar, Mart'ın sonuna kadar süre gelen aşırı short pozisyonlarında artık büyük ölçüde kapandığını görüyoruz. Hala düşük seviyelerde diyebiliriz, ama 2006 sonrası döneme bakarsak normalleşmeye başlayan bir pound short pozisyonu var. Dolayısıyla 33'ler mümkün, teknik olarak da baktığımızda hedef orası, ama artık ben pound long'da çok fazla ısrar edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani biraz kenara çekilmekte fayda var. Bunları tartışırken tabii Amerikan 10 yıllıklarına da bakmamız gerekiyor. Amerikan 10 yıllıklarında yeniden 2.30'ların altına kaymış durumdayız. Doğal olarak buradaki ana dinamik yine Trump oldu. Bu konuya çok değindim. Teknik prosedürleri de anlattım, ama kısa vadede ben Trump'ın azledileceğini zannetmiyorum. Yani suçlanması zaten azledilmesi anlamına gelmeyecektir, ama azledilmesini beklemiyorum. Şayet eğer bu konu 2018'in ötesine geçerse, o zaman da büyük ölçüde dediğim gibi ara seçimin sonuçlarına bağlı olacaktır. Eğer ara seçimde
Cumhuriyetçiler koltuklarının bir kısmını kaybederlerse o zaman iş daha tehlikeli bir yöne gelecek onlar açısından. Dolayısıyla kısa vadede biraz abartılı fiyatlanan bir gelişmeye bakıyoruz. Asıl rahatsızlık ne? Asıl rahatsızlık reformları aynı tempoda geçirebilecek mi? Arkasında bir parti desteği yokken veya ne kadar taviz vermesi gerekecek? Burada 2.30'lar kritik seviyeleri oluşturmaya devam ediyor ama pozitif bir nokta sene başındaki pound'a benzer şekilde aşırı diyebileceğimiz short pozisyonlar tamamen kapanmış durumda. Şu arada da görüyorsunuz bütün burada 2.60'lar, 2.70'ler, 3'ler konuşuyordu piyasa. Bunun olmayacağını çok net tartışmıştık. Çok kuvvetli bir şekilde görüyorsunuz piyasa longa geçmiş durumda ki bu longa geçmiş durumdadan da kastımız tarihi longlar olmasa bile aslında 2008'den bu yana ki şu döneme bakarsak bunun çok önemli bir kriz dönemi olduğunu da hatırlamamız lazım. Yani büyük bir paniğin olduğu bir dönemdi. O dönemi dışarıda bırakırsak eğer Amerikan 10 yıllıklarında piyasa en yüksek longunu taşıyor diyebiliriz. Şu bölge ağırlıklı kriz bölgesi. Dolayısıyla yavaş yavaş piyasadaki korkunun da aşırı seviyelere geldiğini söylememiz mümkün Amerikan 10 yıllıklarına bakarak. Buradaki ama rahatlatıcı gelişme elbette 2.30'ların hatta 35'lerin üzerine doğru çıkması gereken bir faiz var. Gerekir ki piyasanın yavaş yavaş korkusunu üzerinden attığını söyleyebilirim ama şu gelişmeye baktığımızda ben bunu olumlu bir gelişme olarak okuyorum. Yani piyasa pozitif bir gelişme olarak okuyorum. Benzer bir durum faiz kontratları olan euro dolar kontratlarında da vardı. Oradaki resim nasıl diye bakarsak orada o kadar kuvvetli bir toparlanmanın olmadığını görüyoruz. Buradaki biraz Fed faiz artışlarına da oynandığı için. Petrol tarafına gelelim. Petrol tarafında sabah paylaştığım gibi Suudi Arabistan büyük ölçüde anlaşmaya varıldığını söyledi. Bu hafta yapılacak olan OPEC toplantısına yönelik olarak. Dolayısıyla da burada bir toparlanma. Önce 48'lerin üzerine atmayı başardık. Ardından da şu anda 50 seviyelerine doğru, 51 seviyelerine doğru bir hareket görüyoruz. OPEC büyük ölçüde fiyatlandığı için çok fazla önem vermiyorum ben bu açıklamaya. Dolayısıyla OPEC toplantısını kovalamanın çok fazla bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Buradaki asıl dinamik yani OPEC toplantısında bir problem çıkmayacağı düşüncesiyle asıl dinamik stokların seyri olacaktır diye düşünüyorum. Aynı zamanda kuyu sayıları da takip etmemiz gereken dinamiklerden bir tanesi ama stoklardaki kaybın hızlanması gerekiyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan veri beklentilerin üzerinde bir kayba işaret ediyor olsa da yeterince kuvvetli değildi bence. Dolayısıyla o tarafı takip etmeye devam edeceğiz ama burada gördüğünüz üzere long pozisyonlar aşırı diyebileceğimiz seviyeler değil. OPEC anlaşacak düşüncesine rağmen biraz geriliyor olması da pozitif bir gelişme. Benim beklentim önümüzdeki haftalarda stoklardaki kayıpların hızlanacağı ve ikinci yarıda 55-60 dolarlara oturacağı yönünde ki bunu ilk OPEC toplantısından sonra da paylaşmıştım. İlk dönemde bir dengelenme olacak. İkinci dönemde de fiyatların yukarıya gitmesini göreceğiz. Bu hala tabii bir soru işareti görüp görmeyeceğimiz belli değil. Altın tarafında hafta sonunda biliyorsunuz Kuzey Kore dediğine deneme yaptı ama asıl dinamik yine Trump'ın durumu. Burada da boğalar açısından pozitif bir seyir var. Dip, yükselen bir dip, yükselen bir dip, ardından yine yükselen bir dip. Dolayısıyla boğaları destekleyici, cesaretlendirici bir hareket görüyoruz. Burada 1260'ların aşılması durumunda biraz daha yukarısı test edilecektir. Tabii unutmamak lazım, düşüş trendi de her geçen gün daha düşük fiyatlara doğru ilerliyor. Şöyle yaparsak geçtiğimiz yukarı harekette 1300'lerdeydi, 1295'lerdeydi. Şimdi baktığımızda 1280'lere geldi. Yani buraya doğru bir atak yine stopların çalışıp çalışmayacağını bize tartıştıracak. Bu taraftaki pozisyonlara hemen bir göz atalım.
görüyorsunuz burada da pozisyonlar son derece normal diyebileceğimiz seviyeleri geliyor. Tabi burada ben sadece net spekülatif pozisyonları paylaşıyorum. Piyasada da hep bunlar konuşuluyor ama CFTC verileri bunlardan ibaret değildir. Diğer tarafta kullanıcıların ara ara spekülasyona geçmesi vesaire de söz konusudur. O seviyelere de bakılması gerekiyor. Onları tabii burada paylaşmıyorum ama şurada gördüğünüz hareketlerin nasıl olduğu, hangi trendleri takip ettiği vesaire de önemlidir. Ama kısa vade baktığımızda altını rahatsız edecek bir long pozisyon söz konusu değil. Gümüşte durum nasıl? Gümüş biraz daha hala zayıf seyrini sürdürüyor. Şurada görüyorsunuz Mart dibinin öneminden bahsetmiştim. Bu seviyeyi test ediyoruz. Tam net bir şekilde üzerine çıkmayı başaramıyor ama. Şuralarda yani 16.80'lerin üzerine net bir şekilde oturması daha iyi olur boğalar açısından. Şuradaki birkaç günlük hareketi test edersek önce 16.80'in üzerine çıktı ama hemen ertesi gün kuvvetli bir satış yedi. Perşembe günü yeniden global kaygılarla Cuma günü yeniden toparlandığını görüyoruz. Bu sabahki harekete baktığımızda ise 17 lira kadar bir yükselişten sonra tekrar aşağıdayız Asya'daki hacimsiz seyirle. Burada 16.80'in üzerine bir hareket altını da destekleyen bir gelişme olacaktır. Elbette ki aşırı longların büyük ölçüde törpülendiğini gördük aşağıya doğru gelen harekette. Dolayısıyla ortalamaya demeyelim ama daha normal seviyelere doğru yaklaşmış durumdayız. Rasyoya bir bakalım. Rasyoda da görüyorsunuz hala altının baskın olma durumu söz konusu. Bunu ayı olarak baktığınızda pozitif okumanız lazım. Biraz daha çünkü gümüş lehine bir hareket görmemiz gerekiyor ki spekülatif gerçek anlamda güvenli limandan kaçıp spekülasyon veya rahat bir şekilde piyasanın altın ve gümüş özellikle aldığını söyleyebilirim. Şu anda bu resim söz konusu değil. Hala güvenli liman, işte Kuzey Kore, Trump vesaire beklentileriyle alım yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu beni biraz kaygılandırıyor. Aslında kaygılandırmıyor. Zaten altının geri gelmesini bekliyorum, istiyorum ama objektif bir şekilde baktığımızda biraz rahatsız edici olması lazım. Altın hisselerine baktığımızda orada da altından biraz daha zayıf bir seyir olduğunu görüyoruz. Şurada görüyorsunuz alçalan tepeler var ama ikili bir dipten bahsetmek söz konusu. Dolayısıyla yukarıya doğru bir hareket bekliyorsak altın hisselerini de yakından takip etmemiz gerekiyor. Zannediyorum aşağı yukarı bütün piyasaları üzerinden geçtim. Herkese iyi günler diliyorum.